maçın değerlendirmesine gelince son 4-5 günde takım üzerinde bir baskı vardı. Bir stres, bir gerginlik vardı. Bu gerginliği ve stresi atmak için çok uğraştık. Psikolojik olarak oyuncularımıza sürekli kampta toplantılar yaptık hafta başından beri. Bu ilk yarıdaki oyunumuza da kısmen yansıdı. Bir kere geldiler, gol oldu. Böyle gol attığını biliyorduk zaten Ümraniyespor'un. Ama ikinci yarı oyuncularımla toplantı yaptım. Biz gibi oynayalım, Ankara Gücü gibi olmamız gerektiğini. Önce kramponlardan başladım. Kendi evimizde oynuyoruz. Niye bu kadar? Yani biz ayakta kalamıyoruz. Kramponları değişti çoğu. Ondan sonra şunu söyledim. Biz gibi oynayalım. Kendi futbolumuzu oynayalım dedim. Kaybediyorsak da kaybedelim. Canınız sağ olsun. Hiç önemli değil dedim. Bugünlere buraya kadar biz zaten beraber geldik dedim. Her maçı kazanacağız diye bir kural da yok dedim kendilerine. Ama yapmamız gereken bir iki bir şey var dedim. İlk devre onları yapamadık o gerginlikten dolayı. İkili üçlü sıkıştırmalarla rakibi önde baskı altına alıp onların hata yapacağını bilip bu hatalarından faydalanıp üzerimize gelmeden sonuç almak istedik. Bu söylediklerimizde taktik olarak oyuncularım gerçekten hepsini en güzel şekilde, en doğru şekilde yerine getirdiler. Goller de geldi. Daha sonra onlar geriye düşünce önde daha çok çoğalıp bizim üzerimize geleceğini biliyorduk. Buna göre biz de arkayı sağlam alarak maçı koruyup bitirmek istedik. İyi mücadele ettik. Bu galibiyetten dolayı taktik olarak oyuncuların söylediklerimi hepsini yerine getirdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de hem lider olmamızın mutluluğunu hem de bugünkü galibiyetimizi büyük Ankara Gücü taraftarlarına ve camiasına armağan ediyoruz. Bu 3 puan bütün camiamıza, Ankara Gücü'ne, herkese hayırlı olsun. Ben bu kulübün daha kurumsal, daha üstlükte mücadele etmesini ve bunu sağlayabilmek için ben teknik direktör olarak şu an elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağ dışında da yapıyorum. Ankara'nın iş adamları, kurumları bu kulübe destek versinler. Bu kulüp, bu şehrin, başkentin tarihi kulübü. Taraftarlarımız bize inansınlar. Bugün biz kaybedebilirdik de. Ama oyuncularıma söyledim. Kaybedin, canınız sağ olsun. Hiç önemli değil dedim. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Ama biz birbirimize söz verdik. Sahaya çıktığımız zaman bu takım sonuna kadar mücadele eder, savaşır ve bu savaştan, bu mücadeleden asla pes etmeyiz. Etmedik. Bunu da bugün gösterdik. Çok şükür. Taraftarlar oyuncularımıza güveniyor. Takımımıza güveniyor. Onlara da teşekkür ederim. Bana güveniyorlar şu anda. Hep beraber medyasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle inşallah Ankara Gücü'nü bu sezon hak ettiği yere, layık olduğu yere getiririz diye düşünüyorum. Ben de yakın zamanda bir şeyler olacak diye söyleyebilirim Ali abi. Tamam. Anlaştık mı? Yakın zamanda olacağına inanıyorum. Tamam Ali abi. Çünkü bazı gelişmeler var. İnşallah. İnşallah. Bu kadar sabrettik. Sabra devam, çalışmaya devam. Tamam Ali abi. Ha, bu yolda berabere kalırız, mali bu önemli değil. Önemli olan takımın gittiği yol önemli. Yoldan geliyoruz, yola gidiyoruz. Ama bu yolun sonu nereye varır, nerede biter, onu bilmiyoruz. Onu Yüce Rabbim bilir. Kane de elinden geleni yaptı bugün. İyi mücadele etti. Her ne kadar ilk devre çok fazla ayakta kalamasa da, ikinci yarı biraz ayakta kaldı, iyi işler yaptı. Umud'un sakatlığı da antrenmanda Yusuf'la çarpıştı. Yani olmayacak bir şanssızlıklar da yaşıyoruz. Bu hafta çocuklar kamptayken cuma namazından sonra kurban kestik kendimiz. Yani durup dururken sakatlıklar başladı. İnşallah bunların da önüne en kısa zamanda geçeriz. Umut da iki hafta içinde aramıza döneceğini düşünüyorum. Çok fazla bir şey yok. Sonuçta biz bir takımız. Oynayan, oynamayan, giren, çıkan. Herkes, bütün oyuncular elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun bu iş, bu camiamız. Zor görünüyor. Zor görünüyor. Evet, çok iyi başladığımız bir maç. Tam istediğimiz oyunu sahaya yansıtırken golü de bulduk. Rakibin tabi taraftar baskısı belki sert oyunuyla bizi yıldırmaya çalışacağını da biliyorduk. Ancak oyunu ilk yarı çok iyi tuttuk. İkinci yarın başında maalesef talihsiz bir golle belki kırılma noktası olmuştur. Rakibi daha da kendi kalemize attığımız golle rakibi biraz daha tabii üstümüze gelmeye sebep oldu. Aslında tam o noktada rakip üstümüze gelirken biraz daha
geçişlerde çabuk olabilsek, o baskıyı kırabilsek çok daha farklı olabilirdi. Ancak bunu başaramadık. Çok basit top kayıplarıyla. Ve nitekim ikinci golü de riskli bölge dediğimiz birinci bölgemizde bir pas hatasıyla ikinci golü kalemize gördük. Ama maçı bırakmadık. Neden bırakmadık? Biz buraya futbol oynamaya geldik. Benim başka işlerle benim futbolcum işi olmaz. Dolayısıyla biz futbol faktörlerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Biraz tatsızlıklar oldu. Ama biz bunlara sığınmıyoruz. Biz Ümraniyespor'uz. Buraya tesadüf de gelmedi bu takım. Dolayısıyla şunu da yanlış anlamasın kimse. Ben Ankara Gücü'nün galibiyetine gölge düşürmüyorum. Sadece biraz daha sağ kenarındaki olaylara duran kişilerin biraz daha dikkatli olması lazım. Güzel bir spor yapıyoruz. İnsanları farklı yönlere sevk etmemek lazım. Çirkefliğe, işte taşkınlıklara. Maçın sonunda gereksiz şeyler oldu. Belki liderliği kaybettik ama biz bildiğimiz, sahaya yansıtmak istediğimiz futboldan vazgeçmeyeceğiz. Nerede olursa olsun. Bir de bir pozisyon var, ona da değinmek istiyorum. Ben teyit ederek konuşuyorum ki altı dolu olsun. Serdar Özbayraktar'a ceza sahasının içinde yapılan harekette dokunduğunu söylüyor Serdar. Yani arkadan bir müdahale olduğunu söylüyor. Hakem de çok yakındı. Onu nasıl es geçti, onu akşam daha net bir şekilde görürüz. Dolayısıyla başka da bir şey söylemeye gerek yok. Ankara Gücü kazandı, tebrik ediyorum. Ya etkili olur tabii ki. Taraftarın arkanızı bu kadar güzel bir taraftarı arkanıza aldığınız zaman etkili olabiliyor. Ancak biz o taraftarın etkisini de kıracak kapasitemiz vardı. Nitekim biz mağlupken bile pozisyon bulduk ve çok net pozisyonlar bulduk. Atsak belki çok farklı olabilirdi. Ama futbolun güzelliği, taraftarın coşkusu, taraftarın biraz daha bilinçlendirilmesi. Yani kusura bakmayın, bunu herkes için söylüyorum. Taraftar takımına destek olarak tribünde yerini almalı. Başka işlere girmemeli yani. Bence bu da futbolun güzelliğini yapıyor. Keşke her takımda, her ilde, her kulüpte böyle taraftar olsa yani.